Bir soruyu bir daha okuyalım. Herkes geldi sanırım. Bir daha okuyalım soruyu. Tahtaya bir üç tam sayı üçüsü yazıyoruz. Bu sayılardan birini siliyoruz. Yerine kalan iki sayının toplamının bir eksiğini yazıyoruz. Bu işlem tekrarlanarak sonuçta 405, 1600, 2400 elde ediliyor. Başlangıçtaki üçlü 2, 2, 2, 3, 3, 3 olabilir mi diye soruyor bize. Şimdi basit gözlemlerle başlayalım. Eğer hepsi bir olsaydı herhangi bir tanesini silip yerine diğer ikisinin toplamının bir eksiğini yazdığımızda hep 1, 1, 1 elde edecektik. Demek ki bizim başlangıçtaki sayımız 1, 1, 1 olamayacak. Bir de şöyle bir durum gerçekleşebilir. Bizim sayımız için atıyorum 5, 20 ve 1 olsun başlangıçtaki sayımız. Biz şunu silip veya şunu silip nasıl yapalım? İkisi de aynı olsun varsayalım. 20, 20, 1 olsun. Bir tanesini silip yerine diğer ikisinin toplamının bir eksiğini yazabiliriz. Yani gene 20, 20. Bir yazmış olabiliriz. Yani içeride bir olduğu durumunda aynı sayıları elde etme durumumuz var. Bir de şöyle bir durumumuz var. Biz mesela atıyorum 405, 1600, 2004 olsun. Sürekli en büyük sayıyı silersek bu ikisini toplayıp bir eksiğini yazarsak gene 2004 olur. Gene aynı işlemi yapıp gene bu sefer bunu seçip gene bu ikisinin toplamının bir eksiğini yazarsak gene aynı sayıları elde edebiliriz. Dolayısıyla soruya başlarken şöyle bir varsayımla başlayalım. Aynı işlemlerin tekrar etmediğini varsayalım. Başlangıçta bir yoksa arkadaşlar, başlangıçta bir yoksa bizim üçlümüzün içinde ileride bir daha bir olamaz. Çünkü ya aynı bırakıyoruz sayılarımızı ya da sayıyı büyütüyoruz arkadaşlar. Yani diğer iki sayımızdan daha büyük bir sayı yazmış oluyoruz. Başlangıçta bir yoksa ilk hamleden sonra son yazılan sayı hep diğer iki sayıdan daha büyük olacaktır. Çünkü bir varsa diğer iki sayınından herhangi birinin aynısını yazma ihtimalimiz var. Çünkü mesela şöyle düşünün. 5, 21 düşünelim. Biz gider 5'i silersek yerine 20 artı 1 eksi 1 20 yazabiliriz. Dolayısıyla diğer iki sayıdan büyük bir sayı yazmayabiliriz. Ama başlangıçta bir yoksa, bir sayısı yoksa ilk hamleden sonra son yazılan sayı hep diğer iki sayıdan daha büyük olmuş olacak. Ve bir daha asla bir gelemeyecektir. Asla bir gelemeyecektir. Şimdi bu bakış açısıyla biz sondan geriye doğru gelebiliriz bu soruda. Sondan geriye gelebiliriz. Nasıl gelebiliriz? Mesela bizim elimizde 405, 1600, 2004 üçlüsü var en son. Biz bundan önce bizim elimizde ne varmış ki biz buraya gelebiliriz? Şu gözlemimizi devreye sokuyoruz. İçinde eğer bir yoksa sayının diğer iki sayının toplamının bir eksiğini yazıyoruz. Yani diğer iki sayıdan büyük bir sayı yazıyoruz. Dolayısıyla buradaki en büyük sayı 2004 olduğu için 405 ile 1600'ü toplayıp burada var olan sayının yerine yazmışız. Yani aslında bizim sayımız
üçlümüz, bundan önceki üçlümüz şöyle bir üçlüymüş arkadaşlar. X diye bir sayı varmış, bilmiyoruz onu. O x sayısını silmişiz. 405 ile 1600'ün toplamının bir eksiği olan 2004'ü yazmışız. Peki bu durumda buradaki en büyük sayı 1600 olacak arkadaşlar. Buradaki en büyük sayı x olursa tekrar aynı durum ortaya çıkmış olur zaten. Bu durum ortaya çıkmış olur. En büyük sayı ol hani x ise zaten x bu ikisinin toplamının bir eksiğidir. Dolayısıyla aynı işlemi tekrar ettik demektir. Biz tekrar ettiğimiz işlemleri devre dışı bırakıyoruz. Çünkü tekrar eden işlemler aynı sonuca götürüyor bizi. Dolayısıyla bu durumda buradaki en büyük sayı 1600 olsun. 1600'e nasıl ulaştık biz? 405'e x ekledik ve 1 çıkardık arkadaşlar. Dolayısıyla 1600'e ulaştık. Öyleyse bizim buradaki sayımız şuymuş. 405 ortadaki sayıyı bilmiyoruz. Y 1196. 1190 405'e 1196 ekleyip bir çıkarırsak 1600'e ulaşıyoruz arkadaşlar. Demek şu köşedeki sayımız 1196'ymış. Dolayısıyla şimdi acaba buraya nereden geldik? Şu y nedir? Bu sefer de buradaki en büyük sayımız 1196. Demek ki y dediğimiz sayı arkadaşlar 792'ymiş. Yani şu ikisini toplayıp bir çıkarmışız ve 1196'ya ulaşmışız. Bu mantıkla geriye doğru gidersek arkadaşlar bir sonraki üçlümüz 405, 792, 388. Niye böyle rahatlıkla gidebiliyorum? Çünkü diğer iki sayının toplamının bir eksiği olduğu için diğer iki sayıdan büyük olmak zorunda bu en son yazılan sayı. Burada da en son yazılan sayı 792. Buradan bu şekilde geriye doğru gidersem uzatmayacağım. Siz geriye doğru gidin arkadaşlar. En son birkaç tanesini yazayım. 3, 2, 4. Buradaki en büyük sayı 4 olduğu için normalde aslında burası 3, 2, 2'ymiş. Şu ikisinin toplamının bir eksiği bu. Dolayısıyla buradaki sayı da arkadaşlar 2, 2, 2'ymiş. Yani biz 2, 2, 2'ye ulaşabiliyoruz. Nasıl? Bu aradaki basamakları göstereceğiz. Arada kaç tane basamak var söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10 tane basamak var. Ben burada hepsini göstermedim. Siz geriye doğru gidersiniz. 2, 2, 2'ye girebiliyoruz ama 3, 3, 3'e ulaşamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 3, 3, 3'e ulaşılamaz. 30. soru da böyleydi. Şimdi bir sonraki sorumuz kolay, daha kolay bir soru. Bence hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. A1, A2, nokta nokta, AN dizisi. Yani N tane sayı var arkadaşlar. Ve bu N sayı 1'den N'e kadar olan sayıların herhangi bir permütasyonu. Yani herhangi bir karışık dizilimi. Eğer N sayısı tek sayı. Yani burada tek tane sayı varsa. P eşittir A1 eksi 1 çarpı A2 eksi 2 nokta nokta AN eksi N çarpımının daima çift sayı olduğunu ispatlayınız. Birkaç dakika düşünün.
Fikir olan var mı arkadaşlar? Böyle alakalı. Çözen var mı? Kanıtlayan. Yok mu? Peki. İki yolla çözelim arkadaşlar. Birinci yol şu olsun. Şöyle diyelim. Bu P çarpımı P tek olsun arkadaşlar. Bu bize ne anlatır? Hı? P tekse ne anlatır bize bu? Herhangi bir AI'den i değerini çıkarırsak sonuç tek olmak zorunda. Çünkü bu çarpım tekse bunların hepsi tek olmalıdır. Öyleyse ben gitsem bunları toplasam ki bunların hepsi tek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şu tek, şu tek, bu da tek. Bunları toplasam bu da tek. Biliyorum ki sonuç ne çıkacak? Ne çıkacak arkadaşlar? Sonuçta A1'den AN'e kadar olan sayılar 1'den N'e kadar olan sayıların farklı dizilimi. Yani buradaki sayıların toplamı 0 çıkmak zorunda. Yani çift çıkmak zorunda. O zaman burada çift tane sayı olmalı. Öyleyse çift tane sayı olmalı. Ancak ne tektir? Buradan bir çelişki yakalamış olduk. Bu bizim birinci yöntemimiz. Bu soruyu çözmek için ikinci yöntemimiz de şu arkadaşlar. İkinci yolumuz. N tekse, N sayısı tekse teklerin sayısı çiftlerin sayısından bir fazladır. Teklerin sayısı çiftlerin sayısından bir fazladır. Yani örnek veriyorum. K tane çift sayı varsa burada, K tane çift sayı varsa K artı bir tane tek sayı vardır. Bu nedenle AI eksi i ifadelerinden diyeyim. Yani şuradaki gördüğünüz şu ifadelerden herhangi birinde en az birinde diyeyim. En az birinde iki sayı da tek olmak zorunda kalır. Ve çarpım çift olur. Neden iki sayıda? Yani iki sayıda derken şunu kastediyorum. Şu da tek olmak zorunda olur. Neden? Çünkü k artı bir tane tek sayı var. Yani k artı bir tane işte a'yı değeri var. Ve k tane çift sayı var. Sonuçta hepsi tek çıkacak ki p çarpımı tek çıksın. Yani bundan çift çıkarttım. Tamam. Bir başkasından da başka bir a'yı değerini veya atıyorum A1'den çift çıkardım. A2'den de çift çıkardım. Ama sonuçta teklerin sayısı çiftlerden fazla. Bir yerde çiftler bitecek. Ve bir en son kalan tekin sonuna tek sayı gelmek zorunda kalacak. Tek eksi tek de çift yaptığı için P çarpımı çift yapmak zorunda kalacak arkadaşlar. Bu da 31. sorunun cevabıydı. Var mı 31 ile alakalı sorunuz? Peki. 32. soru. Ha, var mı soru? Yok hocam. Yok. 32. soru arkadaşlar. Biraz zorca bir soru. Ama gene birkaç dakika düşüneceksiniz. A, B, C tane bilye içeren 3 tane kutu bulunuyor. Birinde A tane, birinde B tane, birinde C tane bilye var. Her adında X bilye içeren bir kutudan
Y bilye içeren bir kutuya bir bilye aktarabiliyoruz. Yani bir kutudan bir tane alıyoruz, başka bir kutuya bir tane koyuyoruz. Sonuçta D diye bir sayı var. Y eksi X artı 1. Y'den yani içine bilye koyulan kutunun bilye konulmadan önceki halinden Y'den içinden bilye alınan kutunun içindeki bilye sayısını çıkarıp bir eklediğimizde sıfırdan büyük çıkıyorsa banka size D lira para veriyor. Eğer sıfırdan küçükse siz bankaya D'nin mutlak değeri, sıfırdan küçük olduğu için negatif, onun mutlak değeri kadar para siz bankaya ödüyorsunuz. Bu işlemler birkaç kez tekrarlandıktan sonra bilyelerin başlangıçtaki durumuna döndüyseniz sonuçta en fazla kaç para kazanmış olabilirsiniz? Bilyeler başlangıçtaki ABC'ye geri dönmüş. Burada sonuçta siz en fazla kaç lira para kazanmış olabilirsiniz? Birkaç dakika düşünün arkadaşlar.
Şimdi çocuklar, zorcu bir soru. Yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Birinci kutumuzda X tane olsun. Diğer kutumuzda Y tane biliyor olsun. Diğer kutumuzda Z tane biliyor olsun. Burada bir gözlem yapalım. Diyelim ki biz işte X olandan bir tane aldık. Y olanı verdik. Z olan da sabit kaldı. Ve y eksi x artı 1 ya para ödedik, yani negatifse para ödedik, ya da pozitifse bankadan bu kadar para aldık. Yani y eksi x artı 1 para aldık. Şimdi bu ifadeye bakınca arkadaşlar, bu ifadeyi düşününce dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var. O da şu: eğer siz bu ifadelerin karesini alırsanız, yani x eksi 1'in karesi artı y artı 1'in karesi artı z kare, sonra bu kazanç ya da kayıp, biz buna k diyelim, kazanç ya da kaybınızın da iki katını çıkarırsanız arkadaşlar, burada geriye, bu ifadede geriye x kare artı y kare artı z kare kalır, ki başlangıçta da x kare artı y kare artı z kare. Yani burada değişmeyen bir şey yakalamış oluyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yani herhangi bir anda kutularda bulunan bilgilerin karelerinin toplamının belli ölçülerde değişmediğini görmüş oluyoruz. Ne oluyor? Onu şimdi tam olarak bu gözlem sonucunda bunu tam olarak ifade etmeye çalışacağız. Nedir ifade etmeye çalışacağımız? Herhangi bir aşamada kutudaki bilye sayıları x, y, z ve kazanç K olsun. Bakın, bu herhangi bir anda, yani başlangıç andan bahsetmiyorum. Oyun ortasında herhangi bir anda K kazanç var ya da K kayıp var. K bize kazancı ya da kaybı anlatıyor. Biz şöyle bir şey tanımlıyoruz. I diye bir şey tanımlayalım. X kare artı Y kare artı Z kare eksi kazancın iki katı. Çünkü biliyorum ki ben buradaki ifadelerin karelerini alıp kazancın iki katını eklersem, bir önceki durumdaki sayıların karelerinin toplamına ulaşmış olacağım. Şimdi bir herhangi bir anda I dediğimiz şey bu olsun. Kazancımızın iki katını çıkarttık x kare y kare artı z kareden. Eğer biz istenilen an neyi yaparsak, yani birinci kutudan, yani x'in bulunduğu kutudan ikinci kutuya bir bilye koyarsak, yeni kazanç durumu şu olacak arkadaşlar. K üssü diye gösterirsem, önceki kazancın üzerine önceki kazancımızın üzerine y eksi x artı 1 gelecek. Önceki var olan, o aşamaya gelene kadar var olan karımızın üzerine bu eklenmiş olacak. Ve yeni I'ya, yani I üssü diyelim biz ona, yani şunun yeni haline bakalım. Ne olacak arkadaşlar? X olan kutuda artı x eksi bir tane var. X eksi birin karesi. Y olan kutuda artık y artı bir tane var. Y artı birin karesi. Z kare eksi İki tane K üssü olacak, ki K üssü de bu. Eğer K üssü yerine bu ifadeyi yazarsak, karşımıza şu gelecek: x kare eksi 2x artı 1 artı y kare artı 2y artı 1 artı z kare eksi 2k eksi 2y artı 2x eksi 2 gelecek, ki o da x kare artı y kare artı z kare eksi 2k. Yani I. Yani herhangi bir anda
Bir hamle yaptığımızda kutularda bulunan bilyelerin karelerin toplamından kazancın iki katının çıkarılmış hali değişmiyor arkadaşlar. Kısaca şöyle yazalım. Yani herhangi hamlede I değişmiyor. I hep sabit olduğundan, I hiç değişmediğinden, I hep sabit olduğundan ve başlangıçta kazancımız, oyunun başladığı anda kazancımız sıfır olduğunda bilyeler başlangıçtaki duruma geldiğinde, yani X, Y ve Z oldu, başlangıçtaki gibi X, Y ve Z olduğunda kazanç da başlangıçtaki durumla aynı olmak zorunda kalacak. Şunu cümleye çevirelim. I hep sabit olduğundan ve başlangıçta K sıfır olduğundan bilyeler başlangıç durumuna döndüğünde kazanç da başlangıç durumuna dönecektir. Yani hiç para kazanılmamış olunacaktır. Evet, biraz zor bir soru ama tekrar üzerinde düşünüp videosunu izlerseniz size bir şeyler katacaktır arkadaşlar. Düşünmenizi geliştirecektir bu tarz sorulardaki. Bir sonraki sorumuza geçelim. 25 çarpı 25 boyutlu tablonun her hanesine artı 1 veya eksi 1 yazılmıştır. İ'nci satırdaki sayıların çarpımı AI ile J'inci sütundaki sayıların çarpımı da BJ ile gösterilmiştir. Yani satırlar A ile, sütunlar B ile gösteriliyor. Bütün satırlardaki sayıların çarpımlarının ve sütunlardaki sayıların çarpımlarının toplamının sıfır olmadığını gösteriniz. 2-3 dakika düşünün arkadaşlar.
Şimdi çocuklar çözelim. Fazla süremiz kalmadı. Şimdi buradaki ilk gözlemimiz şu olur. Biz buradaki bütün satırlardaki sayıları çarpsak ve bütün sütunlardaki sayıları çarpsak bu ikisi birbirine eşit olacaktır. Çünkü bütün satırlardaki sayıları çarparsanız bütün sayıları çarpmış olursunuz. Bütün B'leri çarparsanız bütün sütunlardaki sayıları çarpmış olursunuz. O zaman tüm sayıları çarpmış olursunuz. O zaman ikisi birbirine eşit olmak zorunda. Bize bu ifadenin sıfır olmadığını gösterin diyor. Biz de bu ifadenin sıfır olduğunu varsayalım. Eşittir sıfır olsun. A'ların içindeki A'lar arasında bu, şimdi bir de önce şu gözlemi de yapmamız lazım. Burada 50 tane sayı var. Sonucun sıfır çıktı. Bu sayılarda ya eksi 1 ya artı 1. Dolayısıyla burada 25 tane eksi 1, 25 tane artı 1 olmalı. Bunu unutmayalım. A'lar arasında eksi 1'lerin sayısına ne diyelim? O zaman toplam bu toplamda 25 tane, şu gördüğünüz toplamda 25 tane eksi 1 olması için B'ler arasında eksi 1'lerin sayısı 25 eksi N olmalıdır. Şimdi burada iki durum ortaya çıkıyor. Birincisi, eğer N tek ise 25 eksi N sayısı çift olur. Ve A1 çarpı A2 çarpı A25 eksi 1 çıkarken B1 çarpı B2 çarpı B25 artı 1 çıkar. Ve yukarıdaki eşitlik bozulur arkadaşlar. Çelişki oluşur. Aynı mantıkla ikinci durumu yaparsak eğer N çift olursa bu sefer 25 eksi N tek olur. Yani B'nin içinde 25 eksi N tane eksi 1 olmuş olur. Tek tane eksi 1 olmuş olur. Bu sefer de A1, A2, A25 1 olurken B1, B2, B25 eksi 1 olur. Ki bu da çelişki olur. Çünkü bu ikisi çarpımın birbirine eşit olması gerekiyordu. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? Bu toplam sıfır. Toplam sıfır olamaz.